Çocuğunuz okula geri dönmek istemiyor mu? Peki okula dönüş sürecini onlara nasıl anlatmalısınız? Öğretmenler çocukları okula yeniden nasıl adapte edebilir? Okullarda hangi hijyen önlemleri alınmalı? Okullardaki aktiviteler yeni süreçte nasıl düzenlenmeli? Hepsi ve daha fazlasını psikolog ve eğitim koçu Sema Erdal anlatıyor. Az sonra sağlıkla gülümse de. Efendim, sağlıkla gülümseye hoş geldiniz. Şimdi konuğum Sema Erdal, psikolog ve eğitim koçu. Anaokulu uyum sürecinden bahsedeceğiz ama ondan önce seyircilerimize hem de bu konuyla da ilgili bir duyurum olacak. Bu akşam Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA TV kanallarında veliler bölümünde, velilerin izleyeceği bölümde bir videomuz yayınlanacak saat 21'de. Seyrederseniz çok mutlu edersiniz bizi, eğer arzu ederseniz. Güzel bir video oldu. Arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum, kanalımıza da bunun için. Evet, şimdi hemen sorulara girelim. Çok güzel şeyler hazırlamışsınız bize. Okula gitmek istemeyen çocuğun adaptasyon sürecinde aile evde geçirilen zamanda nelere dikkat etmeli? Evet. Öncelikle merhaba Derya Hanım. Merhaba canım. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle, öğrencilerimiz, biz de açıldık. Okullarını çok özlemişler. İstemeyen, ev rutinlerine de alışan öğrenciler var. Onları tekrardan okul sürecine adapte etmek için ilk önce aileler hiçbir kaygı oluşturmasın. Yarın okula gideceğiz, bir hafta sonra okula gideceğiz gibi sözler biraz çocukları strese doğru götürebiliyor. O yüzden evde okulla alakalı sohbetler yapabilirler. Kimi özledin? Okula giderken kek götürelim mi? Arkadaşlarına ne yapalım? Öğretmenleriyle görüntülü olarak görüşebilirler. Onun dışında okula mektup yazabilirler. Duygusal olarak neler içerdiklerini bir kartlara yazıp resim edebilirler ve bir pano oluşturabilirler. Benim okulum diye. Çünkü yine gidecekleri yer alıştıkları binalar olmalı. Alıştığı kişiler olmalı. O yüzden onları özlediklerini daha fazla vurgularlarsa ve panolar oluştururlarsa bu sayede çocuklar da daha kolay gidecektir. Onun dışında artık yavaş yavaş lütfen okul rutinlerine geri dönelim. Kalkış zamanı, beslenme alışkanlıkları, artık çocukların kalkış zamanları hepimizin değişti. Kaç yaş grubu için söylüyorsunuz bunları? Şu an bizim 3-6 yaş okula gidebiliyor. O yüzden onlarla başlayabilirler. Onun dışında da biliyorsunuz Eylül ayında bakanlığımızın söylediğine göre Ağustos ayında artık ilkokuldan itibaren de gidebilecekler. Telafi eğitimi olacak. Telafi eğitimi olacak Ağustos ayında. O yüzden yavaş yavaş, şimdi Ağustos ayına gidecek olanlara aciliyet yok ama şu an aileler çalıştığı için anaokullarına, okul öncesine gidecek olan çocuklar rutinlerine geri dönebilir. Bunu yaparken de aynı okul formatı gibi toplu olarak yapsınlar. Yani düzeni kurarken öğrenciye, çocuğa bir baskı oluşturarak değil, kalkış saatimiz birlikte, kahvaltımız birlikte, meyve saati, eğlenceli alanlar kurup birlikte vakit geçirebilirler. Çocuğa kendini değerli hissettirmek, sevgi dolu ve özgüveni yüksek çocuklar yetiştirmek için ailelere neler tavsiye edersiniz? Evet, şu an aslında hepimizin yaptığı birkaç tane hata var. Genellikle çocuklar daha istediklerini söylemeden biz hemen yetişkinler olarak işte susadı, yemek yemek istiyor gibi bazı yönlendirmeler yapıyoruz. Veya bir şey olduğunda, arkadaşıyla arasında herhangi bir uyumsuz bir süreç olduğunda hemen arkadaşından özür dile deyip onların o dünyasına, çocukların kendilerini ifade etmelerini elinden alıyoruz. İlk öncelikle bunu bir kenara bırakmamız gerekiyor. Kendilerini özgürce ifade etmeliler. Bazen öyle bir şey oluyor ki çocuklar oyuncaklarını getiriyor ve toplu alanlarda oluyorlar. Aileler diyor ki hadi arkadaşlarına paylaş. Hayır. Bu gibi şeyleri çocuk kendi oyuncağı kendinin, nasıl ki bizler yönlendirilmiyorsak, çocukların da o paylaşma özgürlüğü, kendileri konuşup ifade etme özgürlüğü onlarda olması gerekiyor. Özgüvenleri için de bol bol soru sorarken çocukların çok geniş bir düşünme alanları var. Hayal güçleri inanılmaz iyi. Çok güzel hayal kurabiliyorlar. Özgürce ifade ederlerse ailelerin yanında, topluluk içerisinde de o kadar güzel ifade edebiliyorlar kendilerini. Veliler de, aileler de buna özen göstermeleri gerekiyor. Çok fazla müdahale ediyoruz. Soruların cevaplarken, soru sorarken aslında o çocuklar zaten kendilerini ifade etmeleri için
evde başlamaları gerekiyor sosyal ortamdan önce. Küçük yerlerde bazı ailelerin yaptığı güzel uygulamalar var. Çok tavsiye ediyorum. Aile çember günleri gibi veya zamanları gibi. Bu çember saatinde anne kız, anne oğul veya tam tersi baba oğul, baba kız gibi ebeveyn günleri yapabilirler zamanları. Her hafta düzenli aynı gün ve aynı saatte. Mesela cumartesi günü saat 9'dan 10'a kadar. Telefon, tablet, televizyondan uzak, bol bol paylaşım yapıldığı bir alan olması gerekiyor. Böylelikle mesela ailede işte arkadaşımla bir problem yaşadım. Sence ne yapmalıyım? Çocuğuna sorarsa onun da o özgüveni babasını veya annesini yönlendirdiği için artacaktır. Veya onun dışında yapabilecek bazı işte sosyal anlamda da bir tık geride olmaları gerekiyor. Şu an çocuklar arkadaşlarından çok hayıra olumlu yaklaşmıyor. Özellikle ben okul öncesinde çalışıyorum. Orada çok fazla yaklaşmıyorlar. Hayırı bilmiyorlar çünkü. Hep evde evet diyen ebeveynler, anneanneler, babaanneler, dedeler oluyor. Hemen çocuk istediği anda hemen önlerine sunuyorlar. Aslında en güvendiği kişilerden hayırı, evet olduğu gibi hayır cevabı da var diye öğrenirse direkt arkadaşından, öğretmenden sosyal alanda hayırı duyduğunda böyle duvara yapışmaz çocuk. Evet, şu şey çok önemli. Parklarda çocukları zorluyoruz mesela. Ben de yapmışımdır belki. Versene arkadaşın da oynasın falan. Çocuk vermek istemiyor diyelim ki. O zaman müdahale etmeyeceğiz. Etmememiz gerekiyor. Kendi mi isterse vereceğiz. Kesinlikle. Çünkü aslında şöyle de bir şey oluyor. Mesela öğrencimi ben zorlayarak evden getirdiği oyuncağı arkadaşıyla paylaşmasını söylersem, şimdi ilk önce ne düşünüyor? Değerli onun için oyuncağı anneannesi almış veya bir anlam yüklemiş annesi almış. Onun özel bir eşyası. Tamam. Aldığında kırılırsa bu sefer benden dolayı verdiği için bana karşı olan güveni de azalıyor. Çünkü Sema dediği için ben Sema'ya güvendiğim için paylaştım. Zorla paylaştım. Ve o oyuncağım kırıldı. Bunun sorumlusu Sema alıyor. Tamamen kişisel hakkı onun. Eğer oyuncağını paylaşmak istiyorsa paylaşmalı. Bizler yine bir tık arka adımda durmalıyız. Biz arkada durup gözlem yapmalıyız. Kesinlikle. Sanıyorum. Yani bir tehlike olmadığı sürece ilişkilerine müdahale etmememiz gerekiyor. Kesinlikle. Bu çok önemli. Çünkü çocuklar hep evet dediğinde biliyorsunuz akran zorbalıkları olabiliyor, arkadaş zorbalıkları olabiliyor. Çünkü çocuklar hep evete paylaşmak güzeldir ama karşı taraf paylaşmadığında ne yapacağını bilmiyor. Çünkü hiç hazır değil. Duygu olarak o da kendisi de hep paylaştığı için karşı taraftan olumsuz bir şey. Çocuklar şu an okul ortamında ne yazık ki hazırlıksız olarak yakalanıyorlar. Evet. Çocuğun okula adaptasyon sürecinde öğretmenlere düşen görevler nedir? Öğretmenin çocuğa yaklaşımı nasıl olmalıdır? Evet, şu an geri dönüş süreçlerinde öğrenciler öğretmenlerini ve oradaki serbest özgür alanlarını çok özlediler. İlk öncelikle her zaman bunu söylediğim gibi öğretmenler kaygılarını uzman kişilerden, kaygıları olması çok normal öğretmenlerin, hepimizin var. Sosyal alana geçmeden önce kendilerini rutinlerle ve uzmanlarla görüşüp okulun müdürleri olabilir, rehberlik servise psikologları olabilir, o kaygılarının yönetebilecekleri seviyeye getirmeleri gerekiyor. Sonrasında şimdi mesela ben de gittiğimde ağzım kapalı ve öğrenci benim sesimden tanıdı. Koşarak gelmek istedi. O durumda genellikle ne yapacağımızı bilemiyoruz. Çünkü sağlık durumumuz var. Hemen sınıfın önüne şöyle güzel bir çizgiler çizebiliriz. Hem öğrenci için hem öğretmen için bir alanda o birbiriyle o mesafeyi ayarlayacak alanda. Biz geçici bir süre artık buradan seninle istersen bu şekilde kalp yapabiliriz. Öpücük gönderebiliriz. Ben yine seni çok seviyorum diyerek o çok önemli bir mesaj bu. Evet aslında. Ben yine seni çok seviyorum. Çünkü çocuklar çok alıştı bizim onlara sarılmamıza. İstediklerinde özellikle okul öncesinde 3 yaşlar sürekli günaydın diyor ve sarılıyorlar. Çiçek getiriyorlar bazen. Hep tensel olarak teması seviyorlar. Seviyorlar. Bir anda da bunu birden yok edemeyiz. O yüzden peki yavaş okullardaki yavaş. Oyuncaklar bir şeyler yani o onun elinde değiyor, o değiyor. Bunları nasıl yapıyorsunuz? İlk öncelikle bizim bazı günlerde işte evden kitap getirme günümüz oluyordu çeşitlilik olsun diye veya işte başka bir gün cuma günü mesela oyuncak getirebiliyordu çocuklar. Artık ne yazık ki onların hepsi kalktı. Evden okula, okuldan eve hiçbir şey gitmeyecek. Ve okulların içerisinde şu an sağlıktan dolayı kişiye özel, çocuğa özel bazı işte boya kitleri, kullanacağı materyal kitleri gibi oyuncaklarını koyabilecekleri kutular olması gerekiyor ve onlara isim yazmamız gerekiyor. Şimdi ben burada birkaç tane de... eğer ki isimleri yazarsak karışmaz. Çünkü çocuklar da zaten kendi dolaplarına, kendileri sandık gibi kilitleyebilecekleri herhangi bir şey koyabilirler. Güzel. O yönetim onda oluyor.
Çünkü bu benim dolabım ve yanımda da taşıyabiliyorum. Bahçeye de alabiliyorum. Oyuncaklarımı çıkartıp tekrar koyabiliyorum. Kutulama böyle şekli çözümler gibi. Geldi. Kesinlikle. Bu hepimizin dikkat etmesi, okul yönetimlerinin de öğretmenlerin o binalarda olabilecek güzel bir şeyden bahsediyorsunuz. Buyurun. Evet, çünkü biliyorsunuz çocuklar oyuncakları özellikle küçük yaşlar ağzına koymayı evet. çok seviyor. O yüzden kişiye özel, öğrenciye özel oyuncaklar yaparsak, daha doğrusu o kutulara koyarsak oyuncakları ve kendimiz de tasarlarsak hem okullar için de uygun fiyatları olacak, hem çocukların gelişimi için de güzel bir şekilde devam edebilecekler. Ben birkaç tane örnek getirdim. Buyurun, ne var örneklerde? Evet, şimdi ilk önce en sevdiğim duysal balonlarımız var bizim. Genellikle bu şekilde de olabiliyor. Biz bunu yaptık okulda. Bunun içine normal un koyulabiliyor. Okulda ne varsa karbonat, makarna, pirinç, şehriye, hani okul hiç fark etmez ne koydukları ama çeşitlilik önemli. Eldivene mi koyuyoruz? Biz eldivene koyduk. Ha, çok güzel. Evet, ben eldivene koydum. Eldiven balonu da var. Evet, evet. Bir de bunu astığımız zaman da çocuklar bir de tek kullanımlık olduğu için balonlardan ayrılmaları biraz zor oluyor. Daha renkli geldiği için ama bunu hijyenden dolayı bir haftanın sonunda atabiliyoruz. Çünkü daha renksiz olduğu için sadece işte orada duysal olarak ince kaslarını evet. geliştirebiliyor. Bunun içindeki mesela işte ben bulgur koydum. Böyle bu şekilde bulgurları şeye koyarsak kaseye, şu an un var. Eşleştirme de yapabilirler. Şöyle bakıp hangisi acaba buradaki, bunun içindeki? Hem dikkat atölyesi oluyor, hem duysal olarak çocuklar için ince kaslarına çok faydalı oluyor. Ve farklı farklı bundan bir sürü yapabilirler. Maliyeti de çok düşük. Öğrenciye özel de yapılabiliyor. Bu şekilde duysal olarak geliştirebilirler. Onun dışında yine güvenli bir şekilde makarnalarıyla birlikte gıda boyasıyla renklendirebilirler. Evet. Bunların içine küçük küçük böyle hayvanlar atabilirler. Bazen suya yapıyoruz. Biz işte balıkları atıyoruz ve bunlarla eğer böyle cımbız tarzında yoksa. Donduruyorsunuz. Evet, donduruyoruz aynı güzel. Zamanda. Onu anlatsanıza, belki hafta sonu yaparlar. Şöyle bir kabın şimdi. İçine şu minik oyuncakları yayvan evet. bir kaba. Evet. Şimdi evet. balonla da yapabilirler. Balon, o da donuyor mu? Evet. Balonun içine su konuyor. İsterlerse sim atabilirler, boya koyabilirler tamam. sulu boyaya. Ve bunun içine şöyle açılacak. Bunun yardımıyla da yapılabilir. Küçük oyuncakları atıyoruz. Ha, sonra ha. bir gece bekletiyoruz. Balonu kesip o buz kalıbını çıkartıyoruz. İçinde simler oluyor, balık oluyor ve öğrenci, ha, bu da güzelmiş. Çocuklar fırçalarla veya işte tuz yardımıyla, işte bir yerden küçük kaşıklarla, maşayla vesaire tuz yardımıyla o suyu, buzu çözmeye çalışıyorlar. Hem dikkat süresi... Oyuncağı içinden almaya çalışıyorlar. Kesinlikle dikkat süresi küçük artıyor. Minik oyuncaklar var. Şu tabağı kameraya gösterirseniz. Evet, bu şekilde koyabilirler makarna renkli. Var, makarna, makarna var. Mesela diyelim ki hem ince kası geliştirmek istiyoruz hem de renk kavramını oluşturmak istiyoruz. Kırmızı olanı, işte fiyonk makarna var veya işte düz olan, hani alabilir misin? Bunu farklı bir kaba koyabilir misin gibi şeyler söylenebilir. Kaç yaş için söylüyorsunuz bunu? 3 yaşından itibaren yapılabilir. Yapılabilir. Bir de benim söylediğim büyükçe bir kaba. Evet. Şu orada bir hayvancık var. Dinozor var. Ha, mesela bu tür dinozorları koyuyorsunuz geceden suyun içine. Donduruyorsunuz. Sonra sizin maşanız gibi hafif erimeye başlayınca maşayla içinden çekmeyin. Hadi dinozoru çek, hadi işte kuşu çek falan gibi güzel bir oyun. Yine 3 yaş için mi olur bu? 3 yaştan itibaren olabilir. Çocuklar çok bayılıyor. Kahvelerden evet. de yapılabiliyor. Kahvenin içine dinozor yumurtası gibi koyuyoruz. Kahveyi kapatıyoruz ve öğrenci hem koklayarak, beş duyu organıyla hem işte elleriyle tamam. kazmaya çalışarak evet. yapabiliyor. Peki başka burada anlatmak istediğiniz evet, bir şey var mı? Evet, dikkat atölyeleri var. Yine çok yapımı çok kolay, her öğrenci için yapılabilir. Hem matematik hem de mesela burada bizim çubuklarımıza rakamları yazdık. Tamam, bir sabit tutun. Evet, şöyle yazdık. 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Soru işareti gelen yere hangi rakam gelmeli diye böyle koyabilirler. Mesela burada 7 eksik. 7'yi direkt bulup koyabiliyorlar. Bu güzel. Şekilde... Hem dikkat güzel edelim, şeyler. Hem de matematik yapılabiliyor. Bayılıyorum. Bir şey soracağım. Buyurun. Hijyen şu anda kaç yaş, 6 yaşa kadar? 3 yaş, 6 yaş. 2 yaştan şu an 6 yaş gidiyor okula. 2 yaştan 6 yaşa kadar şu anda gidiyorlar okullara. Kimileri göndermiyor, kimileri gidiyorlar ama okula geldi çocuk. Çocuğa bir önlem
Alıyor musunuz orada? Ne yapıyorsunuz? Tabii ki mesela? Yönetmelik bu konuda çok sıkı. Direkt girişlerde veliler okula giremiyor mesela. Girişlerde hem öğrenci için hem veli için el dezenfektanları oluyor. Evet. Onun dışında lütfen biliyorsunuz her çocuk ayrı bir tensel olarak hassasiyet gösteriyor. O yüzden doktoruna sorarak en uygun öğrenciye uygun dezenfektanı annesi çantasına koysun. Çünkü alerjik artık biliyorsunuz bir sürü çocuk. Bir sürü şey. Evet. Evet. Bu şekilde önlemler alınmalı. Okulun kendisi zaten kesinlikle sürekli temizlenmeli. Oyuncaklar biraz kutuda olmalı. Biraz o bilince geldik. Yani kesinlikle. Okulda çalışanlar, öğretmenler, eldiven, maske bu kurallara dikkat edilerek. Çünkü aileler çalışmaya başladı. Çalışan aileler için bunlar sorun. Ve bol bol bahçe. Hiç kimseye bir şey olmadan. Önümüz yaz, bol bol bahçe doğru. Çok teşekkür ediyorum Sema Erdal verdiğiniz bilgiler için. Teşekkür ederim. Anneler, anne adayları ekran başına. Bebeğinizin beslenmesiyle ilgili bu bilgiler kaçmaz. Anne sütünü arttırmak için neler yapılmalı? Ek gıda başlangıcında 3 gün kuralı nedir? Aylara göre öğünler nasıl ayarlanmalı? Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Melis Bayram Şirinoğlu anlatıyor. Az sonra sağlıkla gülümse de. Evet, Doktor Melis Bayram Şirinoğlu, hoş geldiniz. Merhaba. Melis Hanım. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, bebeklerde anne sütünün önemi ve ek gıdaya geçişte bilinmesi gerekenlerden bahsedeceğiz. Hemen sorularıma geçeyim, tabii. Hızlı gidelim. Tabii, tabii. Bebek beslenmesinde anne sütünün önemini... Buyurun siz anlatın. Tabii bebek beslenmesinde anne sütü çok çok önemli. Özellikle hayatın ilk 6 ayında anne sütünün içeriği hem besinler olarak hem su olarak bebeği tamamen beslemek için yeterli. Dışarıdan sadece D vitamini ya da belli bir zamandan sonra demir takviyeleri vermemiz gerekiyor. O yüzden bu bizim için mucizevi bir biyolojik sıvı aslında. Bunların yanı sıra bağışıklık sistemi hücreleri enfeksiyonlardan korumaya yardımcı olan bunlar da anne sütünün içinde. Bu da bebekleri hastalıklardan bilhassa enfeksiyon hastalıklarından korumak için çok önemli. Farklı olarak da bazı büyüme faktörleri, hormonlar, şu aralarda çok gündemde olan bazı probiyotik bakteriler de içeriyor anne sütü. Bunlar da gösterilmiş. Bu anlamda çok çok önemli anne sütü. Bir şey söyleyeceğim. Çok merak ettiğim bir şey var. Anneler bu süreçte küçük bebeklerini hani dışarıya çıkma zamanlarında evet. Ne şekilde çıkartmalılar? Bunu çok merak evet. ediyorum. Evet. Maskeler bebekler için maalesef çok uygun değil. Uygun değil. Evet. Çünkü daha fazla bir enfeksiyon bulaşına da yol açabiliyor. Çünkü o bebek onu düzgün tutmadığı için. Belki çok sıcak olmayan havalarda pusetlerin yağmurlukları kullanılabilir. Tülbent de olabilir. Yine sıcaklık yaratmayacak şekilde. Daha çok mesafeler korundukça aslında çok ekstra bir önlem almadan ama sosyal mesafelere önem göstererek hani izole olacakları yerlerde çıkartabilirler. Çünkü bu koruyucu ekipmanları bebeklere fazla kullanamıyoruz. Evet. Yolda karşılaştığımız birisi, akrabadan birisi evet. bebekleri ellemeli mi, kucağına almalı Yok. Mı? Karşı komşu bebeği kucağına almalı mı? Bu konuda evet. da bir bilgi verirseniz ondan sonra hemen evet. devam tabii, edelim. Tabii tabii. Genel anlamda zaten bunlar aslında çok gerekli değil ama biz toplum olarak seviyoruz. Hani bir bebek doğdu mu hemen öpmeye çalışıyor. İster akraba olsun ister komşu olsun. Bebekleri ne kadar koruyabilirsek o kadar iyi. Çünkü bazen farkında olmadan taşıyıcı olabiliyoruz. Hani bizde hastalık yaratmayacak bir şey bebeklerde yaratabiliyor. Özellikle siz sormuşken uçuk olan anneler ya da anneler de dahil ya da tanıdıklar lütfen bebekleri öpmesinler. Bu çok önemli bir bilgi. Bunu yeri gelmiş söyleyeyim. Çok ben tehlikeli de çok olabiliyor. Merak evet. ediyorum ve Aha. yoldaki küçük çocukları da bebekleri de sarılıp öpmeyin. Bunu artık evet. herkes biliyor ama evet. yine de bazen olabiliyor. Evet. Siz de varken söyleyelim evet. istedim. Tabii. Evet, bebekler ne kadar süre anne sütü almalı? Anne sütünü arttırmak için annelere neler önerirsiniz? Bebekler özellikle ilk 6 ay boyunca sadece anne sütüyle beslenmelerini biz öneriyoruz. Büyüme gelişmeleri de normal seyrettiği sürece önerimiz bu yönde. Bunun dışında 2 yaşa kadar da mümkünse annelere emzirmelerini öneriyoruz. Hatta güncel öneriler artık 2 yaştan sonrası da emzirilebilir diye öyle bir sınır olmadığını da bize gösteriyor.
gösteriyor. Yani mümkün oldukça emzirme ama mümkünse de 2 yaşa kadar emzirme çok çok faydalı olur. Bu şekilde öneriyoruz. Yani biraz büyüdükçe emzirmenin yanında yine ek gıdalar falan giriyor. Tabii. İlk 6 ay sadece anne sütüyle devam edebiliriz. Evet, onun yanında anne sütü yine verilmesinde bir sakınca. Yok, hatta faydalı. Faydalı. Evet, arttırmak için, sütü arttırmak için şu dönemde biraz annelerin sütünde stresten var, kaynaklı anne sütü azalmaları oldu mu? Evet, oluyor. Hatta annelerimiz bebekle uğraşmak zaten zor. Bir de sürekli evin içindeler. Biraz hava almaya ihtiyaçları var. Hatta daha çok yakın zamanda bir anne 6 aylık bebeği vardı. Diyor ki hocam ne olursa olsun ben artık dışarı çıkmak istiyorum. Ne gelecekse başıma. Anneler hakikaten kötü etkilendi. Sütleri de psikolojik olarak kötü etkilenebiliyor. Anne sütünü arttırmak için bol sıvı almak çok önemli. İlk önce bunu belirtmek lazım. Ortalama 3-3,5 litre gibi bir sıvı alımını ben annelere öneririm. Bazı durumlarda bunlar artış da gösterebilir. Sıcak havalarda, hastalık durumlarında gibi. Onun yanı sıra dinlenmek çok önemli. Bebekler uyudukça anneler de dinlensin, uyusunlar. Bu süt üretimini gerçekten artıracak bir şey. Çok önemli bir başka bir faktör de bol bol emzirmek. Bebekler istedikçe bebeklerimizi emzirelim. Çünkü bu emzirme sonrasında beyine bazı sinyaller gidiyor. Hormonların da yardımıyla daha çok süt üretimi oluyor bu hormonlar sayesinde. O yüzden bol emzirmek, yine benzer şekilde de pompa yardımıyla süt sağmak, aynı sinyalleri benzer şeyler gönderdiği için bu da çok faydalı. Ama başta sizin de belirttiğiniz gibi aslında pozitif düşünce, iyi bir psikoloji anne sütünü artırmada neredeyse en önemli faktörlerden bir tanesi bence. Evet, Doktor Melis Bayram gerçekten çok güzel anlatıyorsunuz. Kaçıncı aydan itibaren ek gıdaya geçilmeli? Ek gıda 6. aydan itibaren uygun olan zaman. 6 ay itibariyle 6. ayını doldurduktan sonra bebek, bazen bununla ilgili de kafa karışıklığı olabiliyor. Çünkü 5'i doldurunca sanki hani 6'dan artık gün aldık başlayalım gibi anlaşılabiliyor. Ama 6. ay itibariyle, yani 6. ay dolduktan sonra ek bir sıkıntı, doktorların herhangi ek bir önerileri de yoksa başlayabiliriz. Ne verirsiniz ilk önce bebeklere ek gıda olarak? İlk gıdalarda sebzeler, meyveler, yoğurt, bunların hepsi verilebilir. Üçü de doğru seçenekler aslında ama yaklaşımlar değişebiliyor. Mesela ben daha çok hastalarıma ve danışan kişilere sebzelerle başlamasını öneriyorum. Çünkü meyveler biraz tatlı, tadı daha güzel. Yani biz de daha çok severek yiyoruz. Bebekler de öyle. O tada alıştıktan sonra çocuk tekrar sebze yemek istemiyor. Sebzeye dönmek istemiyor. Evet. Çok güzel bir bilgi bu. Evet. Bir şey söyleyeceğim. En önce başladığınız sebzeyi söyleyebilir misiniz? En önce bir grup olarak söyleyeyim. Yani hepsi olur. Evet. Patates olur. Her mevsimde de bulabileceğimiz bir şey. Havuç. Özellikle şu dönemde kabak artık çıkmaya başladı. Kabak. Bu da çok uygun. Bunlarla başlayabiliriz. Patates, havuç, kabak. Hatta tatlı patates de çok iyi bir seçenek. Hem tatlı hem sebze olduğu için. Artık tatlı patates bayağı marketlerde çoğalmış. Evet. Artık daha rahat bulunabiliyor. O da iyi bir başlangıç sebze. Başlangıç biliyorsunuz. Evet, tabii az az miktarları siz danıştıklarında söylüyorsunuz. Evet, tabii. Peki su meselesi. Evet. Bebeklere ne zaman su verilmeli? Bu annelerin çok merak ettiği bir konu gerçekten. Çok güzel bir soru, teşekkür ederim. Su ek gıdalarla beraber vermeye başlayabiliriz. Çünkü ilk 6 ay boyunca anne sütüyle beslenen bebeklerin zaten ek bir su ihtiyacı yok. Aynı şekilde belirli sebeplerden dolayı formül mamayla beslenen çocukların da ekstra bir su ihtiyacı yok. Ama tıbbi bir gereklilik olmadığı sürece yine doktorları bazı durumlarda su almasını önerebilir. Ama genel anlamda ilk 6 ay ek gıdaya geçmeden önce su ihtiyaçları bebekleri hem anne sütündeki sudan hem de formül mamadan karşılıyorlar. Ama ek gıdalara geçişle beraber suya başlıyoruz. Tercihen de ek gıda öğününün sonunda ya da o sırada verilmesi en uygun olur. Pekala. Ek gıda başlangıcında 3 gün kuralı varmış. Evet. Ben bilmiyorum. Belki de biliyorum. Aslında unuttum. Evet. Nedir bu 3 gün kuralı? Çok hani çok katı bir şey değil ama burada bebeğin beslenmesine yeni katılan gıdalara verdiğimiz bir süre bu aslında. Çünkü bir gıdaya başladığımız zaman buna bir alerjik reaksiyon gösterebiliyor bebeklerimiz. Bunu izlemek için her gıdaya ayrı ayrı 3 günlük bir süre veriyoruz. Yani bir gıdaya başladığımız zaman 3 gün tamamlanmadan, gözlemimizi yapmadan ikinci bir yeni gıdaya başlamıyoruz. Bunun için de miktarları şöyle örnek gösterebilirim. İlk gün mesela bir çay kaşığı yeni başladığımız gıda için, ikinci gün bir tatlı kaşığıyla, üçüncü günde bir yemek kaşığıyla deneyebiliriz yeni gıdaları. Ama bazen şöyle bir yanlış yanılgı da oluyor. Hani 3 gün kuralı var, 3 gün patates verdim, sonra 3 gün havuç vereyim. Hani yani şu şekilde hep öyle olunca az bir yemek gibi görünüyor. Hani annelerimizi bu endişelendiriyor. Daha önceden denenmiş ve testi geçmiş olanlar devam edilebilir. Yani o yeni yanına katabiliriz. Evet, yanına katabiliriz. O yüzden bebeklerin beslenmesi geri kalmayacaktır. Ondan korkmasınlar. Evet, şu da önemli bir soru var. Bebekler için
besinleri nasıl hazırlamak uygun olur? Bebeklere gıda hazırlarken hangi malzemeleri kullanmalı? Hangilerini kullanmaktan kaçınmalıyız? Mesela haşlamalı mıyız? Evet. Yani böyle yemek gibi pişirmeli miyiz? Evet, bebeklerin tabii beslenme araç gereçleri çok önemli. Bunları satın alırken özellikle içerisinde BPA, PVC, fitalat gibi maddelerin olmadığına dikkat etmekte fayda var. Çünkü bunlar zararlı etkileri uzun dönemde görülebiliyor. Onun dışında pişirme şekilleri de tabii bebeklerimiz için değişebilir. Burada aslında sebzelerimiz, meyvelerimiz de var önümüzde. Başlangıç içinde uygun olan şeyler bunlar. Özellikle meyveler için rendeleme yapabilirler. Ben cam rende kullanmalarını öneririm. Çünkü besin değerini korumak için cam rendeyi bebeklerde tercih ediyoruz. Biraz zor, güç, kuvvet istiyor ama gene de cam rende tercihimiz. Onun dışında sebzeler için buharda pişirmek besin değerini koruyan en güzel yöntem. Bunun için de bir tel, yine bir aparat kullanabilirler. Ya da bununla ilgili aletler de var buharda pişirici. Hangisi anneye daha uygun, daha pratik geliyorsa onları kullanabilir. Ama bu imkanlarda kısıtlılık olduğu zaman az suyla haşlamak da yine besin değerini koruyacaktır. Evet. Bunlar güzel yöntemler olabilir. Bu kadar güzel şeyler söylüyorsunuz ki pek çok kişiye ulaşıyordur. Zaten bilenler bunları yapıyor, o aletleri var ama az suyla şu teller var böyle açılan, evet, kapanan, evet, o kadar pratik ki, evet, bebeğe, evet, zaten ne kadar şey hazırlanıyor. Aynen öyle. Çok minicik. Peki başlangıç için bebeklere hangi miktarlarda yiyecekler vermek uygun olur? Biraz bahsettik ama eklemek, evet, istediğiniz, evet, bir şey varsa. Bu da annelerin biraz kafasını karıştırıyor. Bazı bebek çok az yiyor. Doydu mu acaba? Ya da bazı çok iştahlı oluyor. Ben hani çok mu verdim acaba diye korkuyorlar. 3 gün kuralından zaten bahsettik başlangıç aşaması için. Onun dışında özellikle ilk aylarda ek gıdaya geçerken bir öğün için küçük bir kase yeterli olacaktır. Yani ortalama olarak bir çay bardağı diyebiliriz aslında buna miktar olarak. Ama tabii bu bebekten bebeğe göre de biraz değişebilir. Bazı bebeklerimiz daha iştahlı oluyor. Bazısının kiloyla ilgili sıkıntıları oluyor. Yine doktorlara doğrusunu önerecektir ama akılda kalması açısından bir öğün için bir çay bardağı uygun olur diyebiliriz. Evet, ek gıda başlangıcında besin reddi. Hani çocuk alıyor, evet, çıkarıyor evet, mesela. Evet. Burada bir besin reddi olursa nasıl davranmalıyız? Nasıl bir yol takip etmeliyiz? Evet, bu da çok çok sık gelen bir soru ve annelerin yine çok kafalarına taktığı ve üzüldükleri bir konu. Çünkü bir hazırlık yapıyorlar. Hani 6. ay gelsin de ben bebeğime her şeyi hazırlayacağım diye. Sonra bebek hepsini dediğiniz gibi yapınca o zaman bir sıkıntı oluyor. Ama anneler üzülmesinler, sıkılmasınlar. Çünkü özellikle ilk geçişte bu 6-7 ay civarı, hatta 9 aya kadar da diyebiliriz. Temel gıdayı yine anne sütü ya da bebeğin kullanmakta olduğu formül mama oluşturuyor. Bu ek gıdalar sadece tadımlık olarak aslında bebeklerin hayatına giriyor. O yüzden de sıkılmadan, üzülmeden, sabırla denemeye devam etmelerini ben öneriyorum. Ama çok dirençli bir iştahsızlık ya da kilo alamama, büyümenin geri kalması gibi durumlarda tabii ki bir çocuk doktorundan yardım almaları iyi olacaktır. Evet, yani bir de şunu da gözlemliyorum ben. Havucu yemedi bir kere. Evet. Havuç hiç sevmiyor. Evet. Bundan vazgeçelim mi? Yok, vazgeçmeyelim. Hemen üst üste zorlamayalım ama bir süre vererek araya başka şeylerle tanıştırıp çocuğu tekrar, mesela birkaç hafta sonra olabilir. Tekrar, araya karıştırarak. Evet, araya farklı bir şeyler deneyip tekrar havucu deneyebiliriz. Ailelere göre öğünler nasıl ayarlanmalı? Öğünler içinde kabaca şöyle söyleyebiliriz. İlk başlangıçta 6 ay civarı dedik. Bir öğünle başlayabiliriz. Bundan birkaç hafta sonra bunu 2'ye çıkartabiliriz. Yani kabaca akılda kalacak olursa 6-8 ay arası 2 öğün, 9-11 ay arası 3 öğün, 12 ve 24 ay arası da bu 3 öğüne ek olarak 1 ya da 2 küçük ara öğün konabilir. Ama yine bu da bebekten bebeğe birazcık değişiyor. Çünkü bebekler hep böyle değişken aslında. Böyle çok standartlara koyamıyoruz. Mesela 6-8 ay arası için bu 2 öğüne ek bir küçük öğün de verilebilir ya da 9-11 için üçüncü ek bir öğünde olabilir. Yine bebekten bebeğe de değişiyor ama temel olarak bu şekilde aklınızda kalabilir. Evet, ek gıdaya geçiş sürecinde bebeklerde kabızlık olabiliyor, sık rastlanabiliyor hatta. Evet. Bununla ilgili annelerimize neler önerirsiniz? Kabızlığı da sık görüyoruz çünkü o zamana kadar bebek sadece sıvı bir içerikle beslenmiş oluyor ve yavaş yavaş katı gıdalarla tanışınca da kabızlık gördüğümüz bir problem. Bunu ilk olarak doğal yöntemlerle çözmek istiyoruz aslında. Yine diyet değişiklikleriyle, mesela zeytinyağından bu konuda çok fayda görüyoruz. Hem hazırladığımız sebze pürelerine katmak şeklinde, yiyeceklere katmak şeklinde. Onun yanı sıra yine kabızlığa iyi gelecek şeyler arasında kayısı, burada da zaten şimdi mevsimi de olduğu için önümüzde var. Gün kurusu, ben çok seviyorum ve fayda görüyorum gerçekten. Kabak?
Kabak da güzel, evet. O da havuç da aynı şekilde yine kabızlık olduğunda kullanabiliyoruz patatese alternatif olarak. Çünkü patates biraz daha tutucu bir besin. Bunlardan fayda görebiliyoruz. Ve dediğiniz gibi diyette bir çeşitlendirme yapabiliyoruz. Mesela söyledik, patates yerine havuç tercih edebiliyoruz. Ya da elma yerine armut tercih edebiliyoruz. Hani muz biraz kabızlığa yatkınlık yapan bir meyvemiz. Hani buna biraz ara verebiliyoruz kabızlık döneminde. Ama güzel. Tabii yine geçmeyen dirençli bir kabızlık ya da bebeği etkileyen bir sıkıntı olduğunda da başvurmamız gerekiyor. Şu yumurta sarısı beyazı, onları soracağım ama. Evet. Şurada avokado görüyorum. Evet, bu avokado. Bizim zamanımızda avokado evet. yoktu. Evet, şimdi çok popüler. Avokado ne zaman veriyorsunuz? 6. aydan itibaren verebiliriz. Ne kadar miktarda soruyorum. Miktar olarak yine 3 gün kuralı, hani bahsettik. Yumuşak küçük, tabii olgunlaşmış. Bunu çatalla ezebiliriz. Hiç rendeye bile gerek olmaz. Çünkü çok yumuşak kıvamlı. Ne kadar dediniz miktar? Miktar olarak ilk başta az az miktarda başlayıp sonra bir ara öğün için yarım avokadoya çıkabiliriz. Bebek için. Evet. İçine bir şey katalım mı o avokadonun? Katılabilir. Mesela muzla ikisinin kombinasyonu güzel olur. Süper, armutla güzel. Da güzel olur. Pekmezle de tatlandırılabilir. Evet, çok, o da başlangıç çok için güzel. Uygun bir. Bir de yumurtayla yumurtanın beyazı sarısı ne zaman başlanmalı? Beyazı sarısı birlikte mi? Yumurtanın sarısına 7. ay itibariyle başlayabiliriz. Çok önemli, güzel bir protein ve demir kaynağı. Yine az miktarlarda başlayıp arttırıyoruz. 7. ay itibariyle verebiliriz. Beyazı 1 yaş sonrası daha çok öneriyoruz. Aslında yeni bazı kaynaklar 9-10 aydan sonra da verilebilir diyor ama biraz sağlam tarafta kalmakta fayda var. O yüzden 1 yaş sonrası. Bunlar da değişmiş. Her şey değişiyor. Bunlar da sürekli. Değişmiş. Evet. Vallahi çok evet. güzel şeyler anlattınız. Biz böyle peynir, yumurta sarısı, evet. Ekmek koyardık. Biraz da benim daha Mert zamanından evet. sonra çay koyup karıştırıp. Şimdi evet avokadolu krepler var. Çok değişti. Evet. O kadar güzel anlattınız ki tebrik ederim gerçekten. Ben teşekkür ederim. Doktor Melis Bayram Şirinoğlu sorularımızı yanıtladı. Çok da güzel yanıtladınız. Çok ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok teşekkür ederim. Efendim programımızın sonuna geldik. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Güzel bir hafta sonu geçirin. Ama mesafelere, maskelere, sarılmalara, tokalaşmalara çok dikkat ederek. Hoşça kalın.